Evet, elbette çok deneyimli iki siyasetçi, Sayın Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın. Bunların devreye girmesi önemli parti büyükleri olarak. Mutlaka mesaj iletmişlerdir, bundan eminim. Bize gelen bilgilere göre de İnce'nin partide kalmasını telkin ediyorlar. Basın toplantısını aslında yapmasa daha iyi olur diye bir görüş ürettiklerini biliyoruz. Ama eğer yapacaksan da birleştirici, bütünleştirici açıklamalar yap. Bir mücadelen varsa partide kalarak bunu sürdür. Bu süreçte partiyi bölecek hareketlerden kaçın, bunu yapma gibi bir tavsiyede bulunduklarını biliyoruz. Buna karşılık Sayın İncir'in kendini bağlayıcı bir yanıt vermediği de bize gelen bilgiler arasında. Keza Sayın Kılıçdaroğlu'nun Çetin'le ve Karayalçı'la yaptığı görüşmede onun da kendini bağlamadığını biliyoruz. Bir kesin yargı ifade etmediğini, Sayın İnce ile defalarca görüştüğünü, kapısının her zaman açık olduğunu ifade ettiğini ama partinin kurallarını Sayın İnce için değiştiremeyeceğini de belirttiğini biliyoruz. Dolayısıyla bir Kılıçdaroğlu'nun şu anki tutumundan farklı bir taahhütte bulunmadığını söyleyebiliriz. Kararı İnce'ye bırakmış gibi görünüyor. Her partiliden beklediğim hareketi ve bağlılığı İnce'den de bekliyoruz şeklinde Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesaj. Burada artık kararı İnce'nin vermesi gerekiyor. Parti büyükleri de tavsiyelerini yaptılar. Kılıçdaroğlu'nun da tavrı belli. İnce'nin cephesinden bakarsak aslında ilk günkü açıklamalarına oranla biraz frene bastığını söyleyebiliriz. Hatırlanacaktır, yine sizinle yaptığımız programda ben Sayın İnce'nin kendine bir manevra alanı bıraktığını söylemiştim. Evet. Kendi ağzından konuşmayarak eğer geri dönmesi gereken bir... O manevra alanı da çok hızlı bir şekilde kullanmış gibi gözüküyor. Evet, şu an kullandı. Yani birkaç gün meslektaşlarımız üzerinden parti kuracağı, parti kurmakta kararlı olduğu mesajları yansıdı. Ama Sayın İnce kendi yaptığı konuşmada parti kurmayı düşünmediğini söyledi. Sanıyorum o süre içerisinde gelen tepkileri değerlendirdi ve parti kurmasının doğru bir yol olmadığı kanaatine vardı ki o manevrayı hemen yaptı. Parti kurmayacağını ilan etti. Yarın da bunu tekrar vurgulayacağını düşünüyorum. Ben bir parti kurma girişimi yok. Peki nasıl bir girişim var? İşte biraz Macronvari bir bağımsız hareket başlatarak Cumhurbaşkanlığı adayı olması gibi bir seçenek kaldı. Onun için de Anadolu'yu gezeceğini anlıyoruz. Anadolu'yu gezecek, oradan nabız yoklayacak. Eğer kendisinin Cumhurbaşkanlığı adayı olması ve seçimi kazanması gibi bir intibaya varırsa belki sadece 100 bin imza toplayarak aday olabilir Sayın İnce. Ancak ben şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi Sayın İnce seçim gecesi ve seçim kampanyası boyunca kendisine haksızlık edildiğini söylüyor. Bu doğru olabilir. Bazı yanlış hareketlerle muhatap olmuş olabilir genel merkez tarafından. Ama bu aslında kişisel bir sorun olarak kaldı. Ve iki yıl geçti üzerinden. Şimdi yeniden o gece bana şu desteği vermediler, bu bilgiyi vermediler gibi bir çıkış. Partiden ayrılmayı, ayrı parti kurmayı, tekrar Cumhurbaşkanı adayı olmaya yetecek gerekçeler değil. Bunlar parti içinde konuşulup çözüme bağlanabilecek. Gerekçe olarak yeterli değil ama Cumhurbaşkanlığı isteyen bir İnce'nin bir açıklama yapması gerekiyor aslında. Evet, bunu yapacak. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini biliyoruz. Ben şunu anımsatayım izleyicilere. Sayın İnce seçimi kaybettikten birkaç gün sonra ben yine Cumhurbaşkanı adayıyım diye açıklama yapmıştı. Evet, bunun iki yolu var. Ben yine Cumhurbaşkanı adayım derken ben yine CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağım anlamı da çıkar bundan. CHP adayı göstermese bile ben kendim aday olacağım anlamı da çıkar. Artık hangisi olacak? CHP'nin şu anda Sayın İnce'yi aday göstereceğini zannetmiyorum. Çünkü siyasal koşullar değişti Nevra Hanım. Siyasal koşullar değişince siyasal sonuçlar da değişir. 2018 seçim koşulları yok. Ondan sonra 2019'da bir yerel seçim yapıldı. CHP başarılı bir Millet İttifakı ile birlikte başarılı bir sonuç aldı. Yeni aktörler CHP tarafından siyasete girdi. Yeni aktörlerin kamuoyundan destek gördüğünü de biliyoruz. Dolayısıyla CHP'nin kararını değiştirecektir. Şimdi CHP... Yerel seçimde o Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra oldu. Oradan elde edilen başarıda. Söylüyorum. Şimdi CHP Millet İttifakı'nı dikkate alarak yetkili organlarını toplamadan, kendi adayı konusunda tartışmaya, görüşmeye başlamadan Sayın İnce'nin ben Cumhurbaşkanı adayım diye ortaya çıkması bir anlamda dayatma oluyor. Yani beni yeniden Cumhurbaşkanı adayı göstermek zorundasınız gibi bir tutum var Sayın İnce'de. Böyle bir zorunluluk yok. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmuş olmak bir müktesep hak değildir, bir kazanılmış hak değildir. Adaylar her seçimde değişebilir. Ama Sayın İnce'nin bir ideoloji ortaya koyduğunu da söyleyemeyiz. CHP'den farklı bir program ortaya koyduğunu da söyleyemeyiz. Ben adaydım, yine aday olacağım. Beni yine aday göstereceğim. Kurultayda mı karar verdi bu? Kişisel
Yok, ben daha önceden karar verdiğini düşünüyorum. Çünkü zaten 2018'de de bunu söylemişti. Ben yine Cumhurbaşkanı adayım diye. Şimdi Sayın İnce ile Sayın Kılıçdaroğlu'nu uzlaştırmaya çalışıyor Sayın Çetin ve Karayalçın, ama şimdi bunun koşullarını bir düşünelim. Sayın İnce'nin partide kalması, Kılıçdaroğlu'na destek vermesi için iki koşulu var. Ya partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilecek ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak. Şimdi bunları da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapması için bir siyasi sebep yok. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bunu beklemek bence haksızlık. Sayın Kılıçdaroğlu genel seçimlerde başarılı bir mimarlık yaptı. Bunun sonucunu aldı. Partinin iktidara gelme olasılığını artırdı. Böyle bir umut doğdu. Böyle bir süreçte geçmiş dönem hesabının borcunu ödeyecek gibi Sayın İnce'ye Cumhurbaşkanlığı adaylığı vermek gibi bir zorunluluk yok. Siyasi koşullar şu anda İnce'nin aday gösterildiği koşullardan çok uzak, çok farklı koşullar var. Sayın İnce de 40 yıllık CHP'li olarak, CHP'li olmakla çok övünen, halkı olarak övünen bir siyasetçidir. Deneyimli bir siyasetçidir. Partisinden ayrılmayacağını daha önce beyan etmiş bir siyasetçidir. Dolayısıyla parti disiplini ve parti bağlılığı açısından parti yetkili organlarının kararını beklemesi gerekir. Eğer çok ayrı bir partileşme hareketi yapmayacaksa, ki Sayın İbrahim Uslu çok daha iyi izah edecektir. Yani şu anda toplumda veya CHP kamuoyunda böyle çok şiddetli bir rüzgar ben hissetmiyorum doğrusu gazeteci olarak. Hani İnce CHP'nin başına gelsin, Cumhurbaşkanı adayımız olsun diye. Bir yanlış yönetim söz konusu. Kendisi de itiraf etti. Ben seçim gecesinden sonraki süreci çok kötü yönettim dedi. Bence hala kötü yönetiyor. Bunu bir gözden geçirmesi lazım. %31 oyu sadece kendisinin aldığı gibi bir düşüncesi var Sayın İnce'nin. Bu gerçekçi değil. Elbette CHP'nin, ittifakın diğer partilerinden gelen oylar da var bu %31 içinde. %31'i %51'e çıkarmak için de ittifakın desteği olmadan sadece Sayın İnce'nin çabalarıyla %51'e çıkarması da doğrusu real politik açısından çok gerçekçi değil. Ancak alabileceği oy CHP'nin oyunu bölmüş olabilir. Diğer partiden biraz oy almış olabilir. Bence İnce, 40 yıllık CHP'likle övünen İnce'nin CHP'yi bölen bir konuma gelmemesi lazım. Merkez solun bölünmekten çok zarar gördüğünü bugünkü yazımda ifade ettim ben. Örneğin 1994 yerel seçimleri böyledir. 1999 yerel seçimleri böyledir. Bu bölünmüşlük merkez solun iktidar olasılığını her zaman düşürmüştür. Hatta iktidarı kaybetmeye sebep olmuştur. Bütün bu değerlendirmeler içerisinde şöyle özetleyeyim ben. Sayın İnce'nin davası kişisel bir dava olarak görünüyor. Cumhurbaşkanı olma arzusu, genel başkan olma arzusu olarak görünüyor. Ama bunun altını doldurulacak bir siyasi gelişme veya Sayın İnce'den kaynaklı yeni bir tez, yeni bir ideoloji ortaya çıkmış değil. Kişisel parti için mücadele dışında bu gelişmeye eklenecek siyasi bir faktör, siyasi bir unsur bana göre yok.